Bu meseleden merhabalar. Polonya, Slovenya ve Ukrayna'nın da şarkılarını seçmesiyle 2020 Eurovision bir Slov şarkılar geçidine dönüşme yolunda hızla ilerliyor. Sanıyoruz ülkeler geçen sene Eurovision'un Slov bir şarkı kazanınca bunu bir başarı formülü olarak görüp yarışmaya aynı tarzda şarkılar göndermeye karar verdiler. Yarışma tarihine bakınca aslında çok da haksız sayılmazlar. ...1974'te ABBA Eurovision'u kazanan ilk grup olduktan sonra Eurovision yıllar sürecek bir gruplar geçidine dönüşmüştü. Hatta grupların yarışmayı kazanması bir trend haline gelmişti. 1995'teki Secret Garden birinciliği sonrası, 1996'da yarışmayı ilk üçte bitiren şarkıların tamamı aynı tarzdaydı. Bunlar dünyadaki müzik trendlerinin Eurovision'a doğal bir yansıması mı? Yoksa ülkeler yarışmayı kazanmak uğruna bir önceki yılın şampiyonunu taklit ederek yapay bir trend mi oluşturuyorlar tartışılır. Ancak bize göre Slov şarkıların sayısı yükseldikçe iyi bir hareketli şarkının aradan sıyrılma şansı artıyor. Kesinleşen son şarkılarla ilgili yorumlarımıza gelirsek, Slovenya'nın şarkısını dinlerken ilk kurduğumuz cümle şarkı ne zaman başlayacak oldu. Ana Soklić'in sesi çok güçlü ama şarkının girişi neredeyse 1,5 dakika sürüyor. Bunun oy verecek bazı izleyicileri sıkabileceğini öngörebiliriz. Ukrayna'nın şarkısı ise Slovenya'nın aksine çok iyi başlıyor. Müzik çok başarılı. Vokal bize geçen seneki Polonya'yı hatırlatıyor. Tabii bir farkla. Ukrayna'nın şarkısı geçen seneki Polonya'nın şarkısından daha iyi. Fakat burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Başlangıçta farklı olduğu için dikkat kesildiğiniz bu şarkı, ortalarından sonra ilginçliğini yitirince tekrara giriyor ve kulak tırmalamaya başlıyor. Bu tip şarkılar hem çok beğenilmeye hem de nefret edilmeye müsait oldukları için geniş kitlelerden yüksek oy toplamaları pek kolay değil. Son kesinleşen bu grupta en iyi şarkı Polonya'ya ait. Aslına bakarsanız burada da Alicia'nın güçlü sesi şarkıyı öne çıkaran en önemli faktör. Bu üç şarkıyla ilgili genel yorumumuz şimdilik üçünün de yarışmayı kazanma şansının çok düşük olduğu yönünde. Bunu tersine çevirmek için olağanüstü sahne performanslarına ihtiyaçları olacak ki o durumda bile fazla şansları yok. Romanya adına yarışacak Roxanne'in seslendireceği şarkılara gelirsek, eğer seçecekleri şarkı Cherry Red ya da Alcohol You olursa iddialı olabilirler. Diğer şarkıları seçerlerse kendi şanslarını sabote etmiş olurlar. Şu ana kadar kesinleşen şarkıların ardından bizim top 14 listemiz şu şekilde.
Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.